Herkese merhaba değerli dostlar. Ford Oto ile ilgili şöyle kısa bir teknik takas değerlendirmesi gerçekleştireceğiz. Şirket 9 aylık bilançoda yaklaşık 10 milyar TL'nin üzerinde bir kar seviyesine ulaşmıştı. Ve 350 milyon gibi düşük bir ödenmiş sermaye olduğu için şirketin piyasa ve defter değeri çarpanından dolayı yüksek rakamlar görmeye devam ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz gibi. Şimdi ise senedinde önemli direnç ve önemli kanal seviyeleri de var ama diğer taraftan hisse senedinde son ayın 5'indeki 5'inden beri gerçekleşen o piyasadaki büyük dalgalanmada Ford Fortoto hissesinde de önemli düşüşler olsa da piyasanın yine ortalamasının üzerinde bir performans gösterdi. Yani daha iyi durdu ve hisse senedinde yine önemli yani yabancı hesaplardan önemli alışlar gerçekleşti. Son dönemde bir kar satışıyla zaten hisse biliyorsunuz yaklaşık 545 seviyesini test ettikten sonra bir kar satışına başlamıştı. Ama arkasından piyasadaki dalgalanmayla birlikte hissedilir derecede bir değer kaybı yaşadı ise. Şu anki mevcut pozisyonlarda takasları biraz sonra göstereceğim. En azından e, şurada hatırlatmam gereken şunlar var. Teknik olarak gördüğünüz gibi şuradaki yeşil barın üzerinde kalmamız bizim için yeterli. Hissenin trend yükseltebildiği nokta burası 500 seviyesi. Dün itibariyle bu bölgeyi yukarı yönde kırmayı başardı ise. Şimdi ise senedinde bu rakamın üzerinde önemli bir seviye olan yaklaşık 565 seviyesine doğru hızlı bir trend oluşturma ihtimali söz konusu olacak. Hisse ne takasındaki artış oranını takip edeceğiz. Hissede kısa vadede 515 bölgesi ve akabinde 528 bölgesinde böyle hafif ara dirençler var. Bunlar seans içinde test edilip geçilebilir bölgeler. Burada hissenin gün içinde hacim üretmesi beklenebilir. Yani 500 TL'nin altında tekrar gerice sarkacak olursa hisse senedi kısa vadede yeniden alt destek olarak 480 bölgesini takip edeceğiz. Burası güçlü destek olarak kabul edebileceğimiz bir nokta önümüze çıkıyor. Hisseyle ilgili son dönemde aracı kurumların e, temettü beklentisi de içine katılmış olarak e, hisse senediyle ilgili önerileri var. Yaklaşık %50'lik bir potansiyel beklemekteler hisse senedinde. Bu önümüzdeki dönemde çok daha yüksek rakamlar olacak gibi. Çünkü hissenin hem karlılık seviyesi çok yüksek hem öz serme karlılığını daha da yükselmesi beklenmekte ve bu yüksek fiyatıyla ya sermaye arttırması lazım en azından 200-300 civarında yüzde bir sermaye arttırabilir yani bu sene içerisinde. Bu da hisseyi pozitif yönde etkileyebilecek bir diğer etmen. Hisse senedinde ayın 5'inden gördüğünüz gibi ayın 17'sine kadar yani bugüne kadar gerçekleşen işlemlerde Bank of America hesaplarından yaklaşık 367 bin lot toplandı. Yatırım finansında yine bir miktar alışı var çünkü yatırım finansının işlemleri çok önemli derecedeydi bu geçtiğimiz hafta. Hisse senedinde gördüğünüz gibi Bank of America hesaplarındaki alışı şöyle haftalıkta da net bir şekilde görebiliyoruz. Hisse de yaklaşık son iki gün içinde de 100.000 daha civarında daha aldı. Yani neredeyse 450 bin lot civarındaki rakamı son hafta içerisinde bu düşüşte topladığım miktar hissenin aylıkta Citibank'ın aldığı en iyi yüksek lot olarak gözüme çarpmakta. Çünkü son dönemde 545 seviyesi görüldükten sonra gördüğünüz gibi önemli kurumlar diyebileceğimiz emeklilik fonu, yatırım fonları ve tabii çok önemsemiyoruz. diye onlar tek seferlik çıkış yaparlar genelde. Ama yatırım fonları emeklilik fonlarının çıkışları hisse senedinde kısa vadede baskı oluşturan önemli unsurlardır. Fon çıkıyorsa hisse senedinde yatırımcı biraz geri durur çünkü. Hissenin hakim ortağı gördüğünüz gibi yüzde... 31'lik payla Citibank olduğu için o paşam ne derse o oluyor gördüğünüz gibi. Hisse senedinde kısa vadedeki görüntü bu şekilde olacak ve 500 seviyesi yukarı yönde aşıldığı için ee, üzerinde kaldığı sürece hisse senedinde kısa vadede yaklaşık bir buçuk iki aylık zaman dilimi maksimum da 565 seviyesini yukarı yönde geçme ihtimali bir de ortaya çıkacak. Çünkü hisse senedi daha önce bu kanalı çok uzun süre önce gördüğü için kısa vadede şuraya bir bardağı koysaydık eğer hisse senedinde yakın zamanda yani eğer 565 seviyesi geçerse 700 TL yani aracı kurumların çoğunu vermiş olduğu hedefe doğru hızlanmaya devam edecek gibi. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.